saadete kavuşmaları için duayı başladı. Çok yorgun, aç, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp uyuyuverdi. O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, "Sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git, Habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben gidereceğim," buyurdu. Cebrail aleyhisselam bir anda Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mışıl mışıl uyuyor gördü. Dürtmeye, uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü. Bu şekilde Resulullah'ı uyandırdı. Cebrail aleyhisselamı hemen tanıdı ve "Ey Cebrail kardeşim, böyle vakitsiz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdin mi? Bana acı haber mi getirdin?" buyurdu. Ve Rabbinin darılacağından çok korktu. Cebrail aleyhisselam, "Ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli peygamber, Rabbin sana selam ediyor. Hiçbir peygambere, hiçbir mahlukuna vermediği nimeti sana ihsan ediyor. Seni kendine davet ediyor. Lütfen kalk, buyur gidelim," dedi. Kâbe yanına geldiler. Orada bir kimse geldi. Göğsünü yardı, kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Yine yerine koydu. Sonra cennetten gelen Burak adındaki beyaz hayvana binip bir anda Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya geldiler. Cebrail aleyhisselam kayayı parmağıyla deldi. Burak'ı oraya bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları insan şeklinde oradaydı. Cemaat ile namaz için Adem, Nuh, İbrahim peygamberlere imam olmalarını sırayla söyledi. Hiçbiri kabul etmedi. Özür dilediler. Kusurlu olduklarını söylediler. Cebrail aleyhisselam Habibullah'ı ileri sürdü. "Sen varken başkası imam olamaz," dedi. Namazdan sonra mescitten çıkıp bilinmeyen bir miraç ile bir anda 7 kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Cebrail aleyhisselam sidrede kaldı ve "Kıl kadar ilerlersem yanar yok olurum," dedi. Sidretül Münteha 6. gökte bulunan büyük bir ağaçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri görüp Refref adındaki bir cennet yaygısı üstünde olarak kürsi, arş ve ruh alemlerini geçip bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye Ümmi Hani'nin evine geldi. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi. Dışarıda dolaşan Ümmi Hani radıyallahu teala anha uyuklamış, bir şeyden haberi olmamıştı. Kudüs'ten Mekke'ye gelirken Kureyş'in kervanına rastladı. Kervandaki bir deve ürktü, yıkıldı.
Sabah olunca Kâbe yanına gidip miracını anlattı. İşiten kafirler alay etti. Muhammed aklını kaçırmış, iyice sapıtmış dediler. Müslüman olmaya niyeti olanlar da vazgeçti. Birkaçı sevinerek Ebu Bekir'in evine geldi. Çünkü bunun akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular. Ey Ebu Bekir, radıyallahu teâlâ an, sen çok kere Kudüs'e gittin geldin. İyi bilirsin, Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer dediler. Ebu Bekir, radıyallahu teâlâ an, iyi biliyorum, bir aydan fazla dedi. Kafirler bu söze sevindi. Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur, dediler. Gülerek, alay ederek ve Ebu Bekir'in radıyallahu teâlâ an da kendi kafalarında olduğuna sevinerek, senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı diyerek Ebu Bekir'e sevgi, saygı ve güvenç gösterdiler. Ebu Bekir radıyallahu an Resulullah'ın mübarek adını işitince, eğer o söylediyse inandım. Bir anda gidip gelmiştir, deyip içeri girdi. Kafirler neye uğradıklarını anlayamadı. Önlerine bakıp gidiyor ve vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş, Ebu Bekir'e sihir yapmış, diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu teâlâ an hemen giyinip Resulullah'ın yanına geldi. Büyük kalabalık arasında yüksek sesle, ya Resulallah, miracınız mübarek olsun. Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim ki bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdi. Parlayan yüzünü görmekle, kalpleri alan, ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ya Resulallah, sallallahu teala aleyhi ve sellem, senin her sözün doğrudur. İnandım, canım sana feda olsun, dedi. Ebu Bekir'in sözleri kafirleri şaşırttı. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar. Şüpheye düşen, imanı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün Ebu Bekir'e Sıddık dedi. Bu adı almakla bir kat daha yükseldi. Kafirler bu hale çok kızdı. Müminlerin kuvvetli imanına, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, her sözüne hemen inanmalarına, onun çevresinde pervane gibi toplanmalarına dayanamadılar. Resulullah'ı sallallahu teala aleyhi ve sellem, mahcup, mağlup etmek için imtihan etmeye yeltendiler. Ya Muhammed aleyhisselam, Kudüs'e gittim diyorsun. Söyle bakalım, mescidin kaç kapısı, kaç penceresi var gibi şeyler sordular. Hepsine cevap verirken Hazreti Ebu Bekir, öyledir ya Resulallah, öyledir ya Resulallah derdi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyururdu ki, Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O anda Cebrail aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Televizyon gibi görüyor, sayıyordum. Sorularına hemen cevap veriyordum. Yolda develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşallah çarşamba günü gelirler buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken kervan Mekke'ye geldi. Fırtına eser gibi olduğunu, bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal müminlerin imanını kuvvetlendirdi. Kafirlerin düşmanlığını arttırdı. Ruhül Beyan'da tefsiri Hüseyni'den alarak ve Bahir'de imamlığı anlatırken diyor ki, Resulullah'ın Mekke'den Beytül Mukaddes'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur.
göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise dal ve müptedi olur. Yani sapık olur.